Evet sevgili izleyiciler, biliyorsunuz bu Osmaniye'de bir sıkıntı vardı. Osmaniye'de efendim bir müteahhit, işte iki tane oğlu yaptıkları daireleri teslim etmemişler. Bir daireyi birkaç kişiye satmışlar. İşte efendim arsa sahipleriyle davalık olmuşlar. Burada işte o müteahhitin oğlu Ahmet Taşkaya'yı Mersin'de bulduk. Şimdi biliyorsunuz devamlı yer değiştiriyor Ahmet Taşkaya. Şu an efendim Eski Köy Yolu Caddesi'nde Gelecek Koleji'nin karşısında Yaşam Gayrimenkul'de orayı çalıştırıyor gibi, ama orası da Ahmet Taşkaya'nın üzerine değil. Yani Ahmet Taşkaya ha var ha yok. Yani orada vergi levhası başka bir arkadaşın üzerine. Ahmet Taşkaya orayı home office olarak kullanıyor. Ama tabi bazen orada bazen orada değil. Çünkü her sorduğumuzda başka bir adresten Ahmet Taşkaya'yı bulabiliyoruz. Şimdi ben burada söylemek istediğim şu arkadaşlar. Yani kaçmakla bir yere varamazsın. Yani burada bazı arkadaşlar hak kaybına uğramışsa bunlar hakkını alacak. Yani şimdi biz birkaç defa yayın yapınca artık telefonlar, mailler bize gelmeye başladı. İşte Ahmet Taşkaya nerede? Arif Taşkaya nerede? Efendim İstanbul'da mı, Osmaniye'de mi, Mersin'de mi diye soruyorlar. Arkadaşlar inanın şunu samimiyetle söyleyeyim. Net bir adresleri yok. Yani Osmaniye Akyar köyü nüfusuna kayıtlı ama şimdi Osmaniye'nin başka bir yerinde. Yani Arif Taşkaya Osmaniye'de 5 ayrı adreste kendilerini buldum. Şimdi efendim Ahmet Taşkaya işte Mersin'in değişik yerlerinde olmasına rağmen ağırlıklı olarak Yaşam Gayrimenkul'le ilgili irtibatlı. Buradan bulabiliriz. İşte Mersin'de de bir davası var. Yani Mersin'den belki ayrılamaz. Belki mahkeme tedbir de koymuş olabilir. Bazen yani önceleri telefonumuza çıkıyordu. Şu an telefonumuza da cevap vermiyor. Ama Ahmet kardeş böyle olmaz. Yani geçen biliyorsun bir arkadaşa söz verdin. Tamam abi paranı ödeyeceğim dedin. Seni yakalayınca. Ama tabi oradan kurtulunca sonra unuttun gittin. Şimdi bir daha seni yakalarlarsa ben de kurtaramam. Kimse de kurtaramaz, haberin olsun. Yani arkadaşlara da buradan söyleyeyim. Artık yani bizim televizyona da gelmeyin arkadaşlar. Yani bu Arif Taşkaya, Ahmet Taşkaya baba oğul, bunlar kendi kuzenlerini dolandırmışlar. Yani Murat Taşkaya arkadaşımız, ben diyor bana daire sattılar diyor. Bütün malımı mülkümü verdim kendilerine diyor. Ortada daire de yok diyor. Sonra benden diyor alay da ettiler diyor. Ben o psikolojik bozuklukla diyor Osmaniye'yi terk ettim. Antep'e yerleştim diyor. Murat Taşkaya. Yani böyle bir adam hani herkese yapar da kendi. Ya şimdi Arif Taşkaya'nın kızı İstanbul'daysa, hanımı İstanbul'daysa, yani oğlu Mersin'de hanımından ayrıysa, Arif Taşkaya Osmaniye'de bekar hayatı yaşıyorsa, ya ne yapmaya çalışıyorlar ben anlamıyorum ki. Ya bir kere Allah'tan korkun. İşte deprem oldu. Kim ne götürdü? Ya söyleyebilir misin? Ya bugün varsın yarın yoksun ya. Yazık günah ya. Yani benim televizyonun kapısına gelip ağlayanları ben gördüm ya. Ya en başta da Murat Taşkaya. Bak burada ismini söylüyorum ya. Senin kuzenin. Daha ben ne diyeyim arkadaşlar ya? Yani herkese yapılır da ana bacıya da yapılır mı? İşte yapıyor adam. Ahmet Taşkaya kardeşim. Ya bayağı baban yaşlı başlı adam ya. Bak sen buradasın. Yani hakkında birçok şaibe durumlar var. Hatta biliyorsun o kooperatifle ilgili hırsızlık davan var. Yani sen Mersin'de hırsızlıkla yargılanıyorsun. Yani bu böyle adil suçlar da olabilir mi? Yapmayın arkadaşlar ya. Ödeyin herkesin borcunu. Yani desen ki paramız yok. Ya ben kendi cebimden çıkarım ödeyeceğim bu adamların parasını. Ya var paranız da var. Kimin üstünde olduğunu da ben biliyorum. Yani kaçmayla böyle fare gibi yaşamayla hayat sürer mi ya? Nasıl insanlarsınız arkadaşlar ya? Yani banka hesapları bacının üstünde. Efendim o bir bacının üstünde. Efendim ananın üstünde. Ondan sonra eniştenin üstünde, damadınızın üstünde.
Berkay'ın üstünde, Berkay Karakoç'un üstünde. Ben biliyorum bunları. Yani milyon dolarlık gayrimenkulünüz var, banka hesaplarınız var. Yani orada fare gibi yaşamaya değer mi? Ahmet! Ya hadi babam bilmiyor. Şimdi babanı ben Osmaniye'ye sordum. Dediler ki bu eski humarbaz dediler ya. Artık ne hasbelkader Osmaniye il olunca işte oradan gelen teşvikler, meşvikler işte bir şeyler yapmış. Birilerine bir şekilde sokmuş. Ama işte ne olur? Hani haramın binası olmaz ki. Sonra ne olacak? İşte battı. Yani darmadağın. Yani anan İstanbul'da, baban Osmaniye'de. Sen Mersin'desin, o bir kardeşin ta dünyanın o bir ucunda. Nasıl yaşam? Mutlu musun?